Merhaba, Louvre Müzesi'nde Jacques Louis David'in Horas kardeşlerin yemini isimli tablosunu inceliyoruz. Tablonun orijinal ismindeki Horatii zaman zaman Horati olarak da telaffuz edilir ya da Horasay, Horatay olarak da telaffuz edilir. Açıkçası Latince bilmediğim için sizi de yanlış yönlendirmek istemem tabloda Fransa'nın devrimci tarihinde yaşanmış gerçek bir olay anlatılıyor. 1785'te Fransız ihtilalinden 4 yıl önce sergilenmiş. Karmaşık bir hikayesi var. Hikaye Roma'nın ilk dönemlerinde komşu şehirlerden biri olan Alba ile olan savaş halini anlatıyor. Bu iki topluluğun kendi aralarında süre gelen sorunları varmış. İki şehrin karşılıklı savaşması yerine, her şehrin kendisi için savaşacak üç savaşçı seçmesine karar verilmiş. Bu savaşı kazanan, asıl savaşı da kazanmış olarak kabul edilecekmiş. Roma tarafında seçilenler Horas kardeşler olmuş. Tabloda şehirleri adına savaşacaklarına dair yemin ederken görülüyorlar. Babaları kılıçlarını havaya kaldırmış. Yakınları ise gelmekte olan mücadelenin yasını şimdiden tutmaya başlamışlar. Hikaye eski Roma tarihçilerinden biri olan Livi'den alınmış. Ama David, birinin ülkesi uğruna ölmesini göze almasını konu alan bu yemin etme sahnesini kendi yaratmış. Tablodaki kız kardeşlerden biri, karşı taraftan Kuryatilerden biriyle evliymiş yani Alba'dan biriyle. Dolayısıyla bu savaşın sonucunda ya öz kardeşini ya da kocasını kaybedecek. Sonuç olarak savaşta ölen kocası oluyor. Evet, ağabeyi mücadeleden geri geliyor. Roma kazanmış ama kız kardeşini kocasını kaybetmenin üzüntüsü içinde buluyor. İnsanların aile için hissettiği kişisel duygular tarafından değil de milliyetçi duygular tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inandığı için de kız kardeşini öldürüyor. Aile ve kişisel duygular bu tabloda ikinci planda. 1784'te David bu tabloyu yaparken aristokratlar lüks içinde yaşıyordu ama David bu tabloda kahramanlığa dikkat çekmek istemiş. Bu o zamanlar Fransa'sının sorunlarından biri olarak görülebilir. Ödün vermek nerede? Eğer devletin iyi yönleri ön planda olursa bunları birlikte atlatabiliriz. Bu o dönem için oldukça önemli ve güçlü bir fikir. İhtilalden dört yıl önce monarşiye ve aristokrasiye karşı büyük bir düşmanlık gelişmiş az önce de söylediğim gibi o dönemde aristokratlar oldukça lüks bir hayat yaşıyorlardı ama devlet batmış durumdaydı bunun için david'in o zamanların politik ortamına getirdiği kendini feda etme fikri çok ama çok kuvvetli bu arada tablonun Fransa'da ya da Paris'te yapılmadığının da altını çizmeliyiz roma'da yapılmış david eski roma sanatını heykelleri resim ve freskleri yakından incelemek istemiş Tabloya baktığınızda bundan önceki dönem olan Rokoko ya da geç Barok stilinden ayrılmaya başladığına şahitlik ediyorsunuz. Neoklasisizmin doğuşu. Karşımızda bir Yunan vazosu üzerinden alınmış gibi görünen bir sahne var. David ciddiyet ve keskinliğe vurgu yapıyor. Arka plan daha fazla basitleştirilemezdi. Üç antik Roma kemeriyle bölünmüş, oldukça keskin bir dor düzeni. Doğrusal perspektif kullanımı ile de sığ bir alan yaratılmış. Figürler ise son derece doğrusal bir şekilde katı kontürler, detaylı insan anatomisi, altından bedenlerin belli olduğu kumaşlar ile oluşturulmuş. Tüm bunlar David'in eski Yunan ve Roma sanatına duyduğu ilginin kanıtı. David, ışığı eğik bir şekilde kullanmış sanki tuvalin ya da figürlerin yüzeyinden geçip gidiyor. Bu da ortaya oldukça büyük bir kontrast çıkarmış. Arka plan mükemmel bir geometriye sahip. Geometri insanlar üzerinde mantık hissi yaratmak amacıyla ustaca kullanılmış. Ön plandaki figürler yüzeye yakın bir şekilde duruyor. Yerdeki taşlarla açık bir şekilde tanımlanan bir orta alan ve sütunların arkasında da bir alan var. Sütunlar eski düzenlerin en ciddisi olarak kabul edilen dor düzeninde resmedilmiş. Doğrusal perspektif bizi bir birleşme noktasına, ellerin ve kılıçların birleştiği noktaya getiriyor. Tablonun duygusal odak noktası da zaten işte bu nokta. Kahramanlık yemini eden ve köşeli çizgilerle resmedilmiş olan erkeklere karşı dairesel, yumuşak çizgilerle resmedilmiş olan kadınlar bu tablo bir Fransız kralı tarafından yaptırılmış ve 1985'te Louvre Sarayı'nda sergilenmiş. Tabi bu eserde biraz şovmenlik de var. David tabloyu İtalya'da yapmış ama tablo sergiye geç kalınca asılacağı yer bilerek boş bırakılmış. İnsanların merakı iyice artmış ve ortalıkta genç bir sanatçının yaptığı radikal bir tablo hakkında dedikodular dolaşmaya başlamış. Tablo geldiğinde de öylesine büyük bir ilgi uyandırmış ki salonu herkesin ziyaret edebilmesi için genişletmek zorunda kalmışlar. Evet David oldukça yenilikçi bir tablo sunmuş. Bu bir sanatçıdan erdemli bir davranış örneği. İyi bir amaç ya da fikir uğruna birinin kendini feda etmesi fikri. Bu o günlerde özellikle de ihtilal zamanında İnsanlar arasında büyük yankı uyandıran bir fikirdi. Son olarak, bu ideallerin sadece hikayeyle değil, tablonun stiliyle de güçlü bir şekilde ifade edildiğine dikkat çekmek istiyorum. Müzik